Dünyanın kocaman bir ansiklopedi olduğunu bilmek mi istersiniz? O zaman seyahat ediniz diyoruz. Hiç seyahat etmeyenler sadece çok az kısmını okumuş olurlar. Ama yolculuğun en zor bölümü kapıdan çıkmak kararıdır. Bizimle birlikte Akseki Sarı Hacılar, Melas Kervan Yolu rotasına adım attığınız andan itibaren sadece geçmişe ve doğaya değil, aynı zamanda sonsuz bilgiye ulaşmak için serüven dolu bir yolculuk deneyimi yaşayacak ve coğrafyayı elinizle değil ayaklarınızla yaşayacaksınız. Açık Alan Dershanesi'nin 3650 metrelik Akseki ilçesi girişinden başlayarak Akseki Sarı Hacılar Tarihi Kervan Göç Yolu yürüyüş yolunun bu etabını keyifle yürümek olanaklıdır. Yolun Sarı Hacılar Belen Alan arasında kalan 1 kilometrelik etabı da çerez olarak yürüdükten sonra Belen Alan Tarihi Okulu'nun yakınında hediyelik eşya satan otantik evde yorgunluk çayı içme olanağı vardır. Yürüyüş yolu işaretli ve yürüyüşlere açıktır. Yaklaşık 800 yıllık bir tarihe sahip olan Sarı Hacılar Köyü'nün İpek yolunu korumak için yapılan bekçi evlerinin çoğalması ile oluştuğu 1800'lü yıllarda 170 haneye kadar çıkmıştır. Bizimle birlikte antik yollardan tarihin içine gezi yolculuğuna çıkın. Sarı Hacılar Köyü Tarihi İpek Yolu'nun Alanya-Konya etabı üzerinde yer aldığını öğrenin. Yöreye özgün düğmeli evleri ve günümüze kadar bozulmadan gelen antik yolları ile önemli bir kültür, alternatif turizm merkezi olmuştur. Bu bölgede günümüze kadar bozulmadan ulaşan bu yolların antik dönemde Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde kervan ve göç yolu olarak kullanılmıştır. Bu belgesel filmimizi izlediğinizde önemli bir kültür ve alternatif turizm merkezi olan Sarı Hacılar Tarihi Kervan Göç Yolu'nda tarih kokan bir yolculuk yapabileceksiniz. Antalya'nın Akseki ilçesindeki Romalılardan bugüne taşınan tarihi kervan ve göç yolunda restorasyon yapılmıştır. Sarı Hacılar, Belen Alan, Bucak Alan ve Hüsamettin mahalleleri arasında tarihi kervan ve göç yolu yaklaşık 7 kilometredir. 3650 metrelik bölümün restorasyonu tamamlanmış durumdadır. Bu yolda yürünerek hem tarih hem de doğa havası almanın yanı sıra yol sonundaki tarihi düğmeli evlerde konaklama ile yorgun bedenin dinlenmesi sağlanabilecek. Tarihin derinliklerindeki bu yollarda ve devamında zorlu doğa koşulları Anadolu halkının yaşantısında derin izler bırakmış ve halk edebiyatına kaynaklık etmiştir. Yollarda zorlu yolculukları anlatan, gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak deyişini yaratmıştır. Geçmiş zaman yolculuklarında bu yollarda ayrılık, hasret, özlem, kavuşma gibi duygular yaşanırdı hep. Bizim şimdiki nesil olarak geldiğimiz bu yolda geçmişin çocukları ve yetişkinleri kuşluk vakti köyden çıkıp Seydi şehre alışverişe gidiyor. Aynı akşam dönüyordu. Bu tarihi eski kervan yolu Değirmenlik, Süleymaniye, Susuz Şahap, Salihler, Cevizli, Üzümdere, Akşahap, Menteşbey, Kepez, Sinan Hoca, Kepezbeleni, Gümüşdamla Kuyucak sakinleri birlikte kullanırdı.
geçmişin fedakar çocukları babalarıyla, dedeleriyle kervan yolundan Seydişehir'e, Bozkır'a nice çokluklarla gidip gelmişler. Kar, fırtına, boran, yağmur dinlemez düşmüşler yollara. Bu yolların devamı giden gelmez dağlarının güneyindeki Akseki ve Manavgat köylerine hamur teknesi, şimşir kaşık, çıra, kösere denilen biley taşı ve hayvan götürmüşler. Karşılığında patates, buğday, arpa, mısır, nohut gibi ürünler almışlardı. Rotada eski kervanların sesleri yankılanıyor. Yedi Kaza yaylaları Akseki Gündoğmuş arasındaki bölümlerde Konya ve Antalya'yı birleştiren taş döşeli tarihi yolun izleri üzerinde yürüyenleri eski günlere götürüyor. Öyle ki bölgenin geçmiş nesilleri Değirmenlik köyünden çıkarak 26 kilometrelik yolu aynı gün içerisinde gidip geliyorlardı. Bu yolların dili olsa da konuşsa, anlatacak nice hikayeleri vardır şu Anadolu topraklarının. Tüm Anadolu coğrafyası binlerce yıldır kadim uygarlıkların ayak izlerini bıraktığı nice ticaret yollarıyla donatılmış saymakla bitmez. Eski ticaret yollarının güneydeki ana bölümü, Pamfilya, Pisidia, Saura, Laikonia arasında ulaşımı sağlayan Via Sebaste yani imparatorluk yolunun bağlantılarıydı. İlk nüveleri Roma'nın ilk imparatoru Octavius Augustus Caesar tarafından Kilikyalı korsanlarla mücadele etmek için atılan Via Sebaste ana arterine ticaretin gelişmesiyle birlikte özellikle Selçuklular döneminde yeni eklemeler yapıldı. Antik yollar, Roma İmparatorluğu döneminde örümcek ağı gibi coğrafyayı saran güzergahlar, en eski dünya ticaret rotalarından biri İpek Yolu ve ona bağlı tali uzantılardır. Özellikle Selçuklular döneminde Anadolu coğrafyası doğudan batıya, kuzeyden güneye sıkı bir yol ağıyla örülmüş. Anadolu'nun tam ortasında yer alan başkent Konya'da, kavşak noktasında toplanıp dağılan bu yollar, batıda İstanbul, doğuda Erzurum, kuzeyde Sinop, güneyde ise Antalya'ya kadar uzanıyordu. Bunlardan en önemlisi Konya'dan Seydişehir, eski adıyla Sadesa Trogitis ve Bozkır'dan yani İsaira Leontopolis, Batı Torosları aşıp Antalya ve Alanya limanlarına inen güzergahlardı. Anadolu'dan Akdeniz'e akan ana rotanın antik dönem ayağı İbradı, Erimna, Atenna, Seleukeia, Naras Köprüsü, Manavgat, Side hattını izlemekteydi. Nüfus ve ticaretin artmasıyla gelişen ve çoğalan kervan yollarının ikinci ayağı ise geçmişte Melas ismiyle anılan Manavgat Çayı Vadisi'ne kat etmekteydi. Bu iki rota Akdeniz'e ulaştıktan sonra batıda Manavgat ve Antalya ile doğuda Alara ve Alanya istikametine ayrılırdı. Konya'dan Alanya'ya ulaşan Konya Karahöyük, Bozkır Gelesandra Yaylası, Gündoğmuş Alarahan, Sarapsahan eksenindeki üçüncü güzergah ise 1. Alaaddin Keykubat'ın 1219-1220 arası Alanya'yı fethinden sonra yapılmıştı.
artık modern yaşamla birlikte çok değerli birer kültürel miras olmalarına karşın Anadolu'nun eski kervan yolları yok olup gidiyor. Oysa bu kültürel miras Anadolu coğrafyasının gerçek tapu senedidir. Eskinin olağan yaşam tarzı tamamen değişerek yok edildi, korunmadı. Yeni açılan ya da asfaltlanan yollar tarihi kervan ve göç güzergahlarının üstünü örttü. Son kalan az sayıdaki kültürel miras ve tarihi eser niteliğindeki taş döşeli yollar neredeyse hiç kullanılmıyor. Antik tarihi bu yollarda dağların iki yüzü vardır. Buralar sarp ve dağlıktır. Ekim dikim için çok fazla yer yoktur. Dağları aşıp giden gelmez dağlarının öte yüzüne geçtiğinde farklı bir coğrafya karşılar insanı. Ormanlar biter, ağaç dokusu yok olur. Uçsuz bucaksız düz ovalar, hatta bozkırlarla karşılaşılır Konya tarafında. Bu yüzden izlerini takip ettiğimiz ve yürüdüğümüz kervan yolu değerlidir. Bizim için, yörükler için. Yüzyıllardır buralarda yaşayan geçmişin insanı, maddi koşulların el verdiği metalları götürüp Konya ovalarında yetişen ürünlerle takas etmiş. Kuvvetli yaratıcı doğanın muazzam gücü Melas Vadisi ile Konya arasında coğrafi ve fiziksel açıdan derin farklılıklar yaratmıştır. Yükseklikleri 2000 metreye aşan dağları, tepeleri, vadi koridorları, derin kanyonları oluşturmuş. Ormanlık arazilerle bezeli Manavgat ve Akseki bölgesinin aksine, Konya Seydişehir'in topografik yapısı, ovalar, düzlükler ve bozkırlardan oluşur. Tarıma daha elverişli olması açısından, geçmişteki bu kervan yolları Akdeniz ile ticarette önemli bir rol oynardı. Uzak yerlere ticaret malı ve yolcu taşıyan at, deve ve katırdan oluşan yük hayvanları katarı olarak tanımlanabilecek kervanlar, geçmişte Toros Dağları'nın vadi ve yaylalarını takip ederek Akdeniz'i Konya'ya bağlayan Manavgat yolunu kullanıyordu. Göçerlerin ve avcıların ayak seslerinin yankılandığı kervan yolu hikayesinde şimdilerde derin sessizliğin izleri yaşanıyor. Tarihi kervan yolları, tali kollara ayrılmış olup birçok geçmiş yerleşimi birbirine bağlar. Kaya arası kale, gün yakı güzergahı izlenirse 19 kilometre sonra Üzümdere'ye ulaşıyor.